şimdi Ozan Zeybek'le birlikte Fenerbahçe'nin gündemini konuşacağız. Hemen Ozan Zeybek'e hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Ozan hoş Zeybek. Bu hoş bulduk. İyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ediyoruz. E, i̇sterseniz sıcak gelişmeyle başlayalım. Fenerbahçe'de detaylandıracağımız çok konu var. Ama az önce Crespo'nun sözleşmesinin uzatılması ile ilgili detayları paylaştık. E, sıcağı sıcağına size sormak isterim. Nasıl değerlendirirsiniz bir yıl daha sözleşmenin uzatılması kararını? akılcı ve mantıklı bir iş olarak değerlendiriyorum. Niçin? Önümüzde çok basit bir örnek var. İsmail Yüksek örneği. 6 numara gelecek, 6 numara gelecek. 6 numaranın ne zaman gelir diye konuşurken adamı belli bir stresin altına sokmuştu. Kamuoyu. Ee, o günlerde sarı kart, kırmızı kart e, pozisyonları yarattı. Oyun anlamında da ufak tefek düşüşler yaşamıştı. Bakın bugün bakıyoruz. Transfer bittikten sonra İsmail Yüksek'in de kafası rahat oldu. İşine bakıyor. Ee, oyun anlamında kalite anlamında üstüne koyarak gidiyor. Crespo'da da gel gitler soru işaretleri vardı. Aynı şekilde yeş bize gelen dedikoduların içinde Beşiktaş var mesela. Sözleşme uzatmak isteyenler, maaş olarak zam yaptırmak isteyenler var. Bunlar gerçekleşmiyor ve ee, ortalıkta bunlar dolaştıkça oyuncular da bu konulardan rahatsız oluyor oyun anlamında da düşüşler oluyor Fenerbahçe bu işi fazla uzatmadan iyi yaptı ee, bir yıllık olması da Fenerbahçe adına ve Fenerbahçe taraftarlarına söylüyorum yani niye bir, bir yaptılar Bir birkaç, birkaç yılda e, uzatabilirler diye düşünebilirler Fenerbahçe çıtayı büyüttü şu anda yola çıkmışken ve istediği pozisyonda istediği hayalindeki oyuncuyu transfer edememişken mevcutla en iyi performans alabilmek adına böyle bir yol izledi ben olsam sen olsan düşündüğümüzde en akılcı yol buydu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim Kares için. Ve dün akşama gidelim. Uzan Zeybek Fenerbahçe Çaykur Rizespor karşısında 5-0'lık e, ciddi farklı bir galibiyet. Aynı zamanda sadece e, skor tabelasında değil, oyun anlamında da ciddi bir üstünlük kurarak sarı verdiler. E Çaykur Rizespor karşısında 5-0'lık bir galibiyetle sahadan ayrıldı. E, detayları konuşacağız ama sizin dün akşama dair genel hatlarıyla bir değerlendirme yapsanız neler söylersiniz? Ceyda bu sezon Fenerbahçe'yi izlemeye başladıktan sonra şunu söyledim. Özellikle son 2-3 haftadır da üzerine basa basa söylediğim bir konu var. Fenerbahçe sadece skor anlamında değil, oyun anlamında da kazanıyor artık dedim. Şimdi dün kazandı mı, yendi mi? Fenerbahçe dün yendi. Yani bak kazanmak 1-0 kazanırsın, 5-0 da kazanırsın ama oyun anlamında tereddütler olabilir. Fenerbahçe oyun anlamında tatmin edici durumda. Ee, sezonlardır eleştirdiğimiz... Eksikleri olan bir Fenerbahçe var. Ya Fenerbahçe savunmayı iyi yapıyor da ofansif anlamda sıkıntıları var. Veya başka bir zamanda, başka bir tarihte. Ya Fenerbahçe hücumda çok iyi ama savunmada sıkıntısı var. Fenerbahçe'de artık şuyu var, buyu var ama fakat lakin koyacağımız cümlenin sonuna durumları geçtik. Ee, övmeye kalkınca fazla cümle bulamıyorsun. Dakikalarca konuşamıyorsun. Çünkü müthiş oynayan, e, seyir zevki de yüksek maçlar sergiliyor Fenerbahçe. Şimdi bir önceki maça bakıyorum ilk 30 dakika diyorum müthiş oynayan bir Fenerbahçe vardı. 10 yıl 15 yıl önce Messi'nin en hararetli olduğu dönemdeki Barcelona gibi oynayan bir Fenerbahçe var diyordum. Dün akşam bakıyorum savaşan pres yapan alan daralta yani futbol tabirleri arasında deyimleri arasında olumlu anlamda ne varsa hepsini yerine getiren bir Fenerbahçe var. En önemli özellik ne benim için? Fenerbahçe hızlı oynamayı öğrendi. Fenerbahçe refleks vermeyi öğrendi. Yani bunlar çok önemli konular. Ne kadar yetenekli olursan ol, hızlı oynayamıyorsan, yapamıyorsan futbol sahasında mutlaka top kaybedersin, pozisyon kaybedersin ama Fenerbahçe'de böyle bir şey yok. Bir de müthiş bir iştah var. İnanılmaz bir iştah var. 90. dakikada hala oyuncu sanki 30 dakika daha varmış gibi depar atan bir 3 saniye önce hücum hattında gördüğün oyuncuyu bir bakıyorsun 3 saniye sonra savunmaya gelmiş top çıkartan oyuncular var. Biz bunlara pek alışık değiliz. Bünyemiz kabul eder mi bilmiyorum ama Fenerbahçelerin şu anda çok inanılmaz motive olduğunu ve mutlu olduklarını gözlemliyorum. Yani övülme konusunda da futbol literatüründe, ansiklopedisinde cümleler hangi kelimeler varsa oyun anlamında veya takım anlamında Bunların hepsini Fenerbahçe için şu anda kullanabilirim Ceyda. 14 resmi maçı da kazandı Sarılağa Civertliler. Hem Avrupa'da hem de ligde yakalamış olduğu ciddi bir seriden bahsediyoruz. E, dün e, rotasyonlu bir kadroyla çıkar mı acaba Fenerbahçe diyorduk? Hayır ideal 11'ine yakın bir kadroyla. Belki e, bir değişiklikle yine sahada ideal kadrosuyla olan bir Fenerbahçe vardı e, i̇kinci yarıda oyun üstünlüğünü de eline aldıktan sonra İsmail Kartal'ın hamleleri geldi. Ama bu hamlelerle birlikte oyun anlamında Fenerbahçe'nin geriye düşmediğini de gördük. Bu da çok önemli diye düşünüyorum. E, İsmail Kartal doğru zamanda e, hafta içi de oynanacak. 10 fixtürü de düşünerek birkaç hamle yaptı. Oyuncu değişikliklerine gitti. E, bu dakikadan sonra Fenerbahçe düşebilirdi de. Ama bu bizim e, kulübenin de Fenerbahçe'nin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor mu? İsmail Kartal yönetimindeki bu kadro şekillenmesine dair neler söylersiniz? Şimdi din, dün, baktığımızda kadro açıklandığında gerçek yani Fenerbahçe'nin şu anda en çok iş yapan 11 ile başladığını gördük. İdeal 11 mi dersin nasıl sıfatlandırırsan artık. ben doğru bu şekilde başlamasını çok doğru buldum. Çünkü Rize Spor lige baktığımızda ligimizdeki takımlarımıza bugüne kadar oynadığı maçlara baktığımızda en dirençli fiziksel gücü Ön planda tutan takımlardan biri yıpratamazsan, kendin demorjüzlü olacak bir olay yaşarsan, skor anlamında geriye düşmek olabilir, kırmızı kart görmek olabilir. Ondan sonra iş toparlamaya gitmesi zor olurdu. Burada tam böyle e, itici olsun istemiyorum ama yani bazı takımlar vardır. E, bu kelimem gıcık kelimesinin yerine daha böyle hafif bir şey bulmak istiyorum. Bazen oyunu kitlerler. Böyle bir oyunla karşılaşabilirdi Fenerbahçe. İşin içinden zor çıkabilirdi. Hatırlayalım Antalya Spor maçını. ilk 30 dakika inanılmaz pres yapan, ön alan presi, rakip sahaya yığılan bir Antalya Spor vardı Fenerbahçe ve hem sahadakiler hem taraftarlar inanılmaz şaşkınlıkla izlediler bu maçı. Fenerbahçe'nin o türbülansdan çıkması müthiş bir reaksiyondu Fenerbahçe futbolcuları adına. Ee, ama artık yaza, kışa, ilkbahara yani arabaların lastikleri vardır ya dört mevsim diye. Yazlık, kışlık değiştirmene gerek yok. Fenerbahçe her türlü şarta ayak uydurabilecek şekilde kendini hazırlamış. Yani geriye düşerse de bir reaksiyon verebileceğini hissettiriyor Fenerbahçe. Ama oyun anlamında üstünlük sağlamak müthiş bir şey. Bazı maçları kazanırsın, oyun anlamında değil, skor anlamında kazanırsın. Ve bu maçın sonunda da dersin ki, ya bugün oyun olarak iyi oynamadı ama 3 puan almak önemliydi. Şampiyonluk yolunda bu 3 puan önemliydi. Hayır. Fenerbahçe bir basket takımı gibi. Yakın zamanda basket maçına giden arkadaşlar var mı bilmiyorum. O e, ahşap zeminde bir anda hücum yapan oyuncu, papa papa pap pap, pap pap bir sesler çıkar böyle, bir anda herkes koşmaya başlar hücum anlamında. Ya Fenerbahçe'ye bakıyorum sanki basket sahasının içinde oynayan hücuma kalkmış basketçiler gibi bir anda saldırıyor. Yani bunlar e, seyir zevki için müthiş şeyler, e, futbol severler için inanılmaz futbol maçından zevk almaları adında. Taraflı tarafsız birçok kişi belki başka takımları tutuyorsa hoşlarına gitmeyebilir ama Türk futbol adına çıta yükseldi. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bunun da mimarları geçen sezonun takımını kuran Galatasaraylar. Onları da bir, kez daha burada o da bahsetmek lazım. Çünkü futbol transfer sezonunda kalite olarak düşük seviyede giden bir futbol ligi izliyorduk, süper lig izliyorduk. Ama geçen sezon Galatasaray'ın yeni bir kapı açmasıyla birçok takım bu sezon işleri değiştirdi. Adana Demirspor'un hücum hattını saymak istemiyorum. Balatöl yani gözünüzün önüne getirin, aklınıza getirin lütfen. Nasıl oyuncular var? Galatasaray'da kimler var? Yani birçok takımda şu anda üst düzey oyuncular var ve birçok ligde bulamayız. Övdüğümüz, hayranlıkla baktığımız bazı liglerde bile böyle kaliteli oyuncular yok şimdi hedeflerin artık daha da büyümesi lazım. Ya diyeceksin ki mesela dinleyen bir arkadaşım diyebilir. Ya geçen sene de aynı havaya bürünmüştü. Her sezon başında bunları konuşuyoruz. Ama bu kez kaliteli kumaşlar var. Geçen sene de tempolu, heyecan veren oyun vardı Jesus takımında. Atletik bir yapı vardı. Birçok maçı kazandı sezon başında. Ama baktığımızda sonradan ligi istediği gibi bitiremeyen bir Fenerbahçe var. Bu sezon akılcı bir Fenerbahçe var. ...yetenik anlamında, kalit anlamında Üst düzey bir Fenerbahçe var. Dün alınan üç puanın bir buçuk puanını keşke 5 puan verselerdi de üçünü taraftarlara verseydim. Mutlaka taraftarlara yazarım Ceyda. İnanılmaz bir Fenerbahçe taraftarı oluşmaya başladı. Ee, destek anlamında. Ben e, Fenerbahçe'yi yakından takip eden biri olarak hep şu örneği veriyordum. yani Galatasaraylılar sanki hafta içi buluşuyorlar. O stada gittiklerinde koro halinde hem kendi takımları motive ediyorlar hem rakibi ekarde edebiliyorlar, durdurabiliyorlar. Vites atmak gibi 4'ten 2 atıyor veya 3'ten 5'e geçiriyor. Bunları becerebiliyor diyordum. Son iki maçta Fenerbahçe taraftarında ayakta alkışlıyorum. Kimsenin konuşmadığı bir şey var aklıma gelmişken şimdi taraftardan bahsettim. Şunu da söylemekte fayda var. Geldiği günden beri eleştirilen bir Ali Koç var büyük hayallerle büyük projelerle geldi gibi konuşuluyordu ama şu anda görüntüde yok. Herkes takımı konuşuyor, golleri konuşuyor. Herkesin hayranlık duyduğu bir futbolcu var. Sen Simanski'yi beğeniyorsun, ben Freddy beğeniyorum. Başka biri Tadić'ten bahsediyor, benim yan komşum Ceko'yu beğeniyor. Ben Ali Koç ve yönetimini ayaktalk istiyorum. Böyle bilinçli, atletik, dinamik, akıllı, yetenekli bir takım kurdukları için. Yani biz sezonlardır beğenmiyorduk ama Yiğit'in hakkını iyi Yiğit de vermek lazım. Şu anda da ee baktığımda yönetimin çok akılcı işler yaptığını düşünüyorum. Bunun baş mimarı kim bilmiyorum. Yani başkanın bugüne kadar ya akıl hocası kim, yardımcıları kim yanlış yönlendiriyorlar veya eksik yaptırıyorlar diyorduk. Bu kez işin tam anlamıyla olduğunu düşünüyorum. Ama bu yeterli değil. Daha fazlasını izlemek zorundasın ki bu bile seni mutlu edebilsin. Gelmeyecek olursa devre arasında Fenerbahçe'nin takıma da kadroya da zarar vermeden daha güçlü bir yapıya bürünmesi lazım. Benim tahminim Fenerbahçe Avrupa Kupalarında da bu gruptan lider çıkarak direkt kendini Mart ayına atabilir. Mart ayından sonra bu işin çeyrek finali, yarı finali, finali 3 tane takım bekliyor yani seni. Bu işleri gözümüzde fazla büyütmemek lazım. Hedefimizin yani Türk futbol adına hedefimizin diyorum. Avrupa'da Fenerbahçe'nin final oynamasından yana planlaması lazım. İlhan Palut'un Çay Spor Teknik Direktörü İlhan Palut'un dün akşam basın toplantısında söylediği bir cümle. E, dünün özeti olabilir mi bizim için? İlhan Palut Hoca dedi ki süperlik kariyerinde en zor durumda kaldığım karşılaşmayı oynadım. Şimdi yani keşke ana haber bülteni değil de başka bir program, program olsa daha detaylı sana anlatacağım bir konular var yani bununla ilgili. Bazı hocalar vardır yani böyle kendilerine inanırlar, Çağdaş Hoca da geçenlerde aynı şeyi söylemişti biliyorsunuz. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray kadro ve oyun anlamında ligin üzerinde performans sergiliyorlar demişti. Şimdi İlhan Hoca veya Çağdaş Hoca gibi hocaların yeni nesil hoca diye nitelendiriyoruz. Hedefleri bu takımlara gidebilmek. Ama böyle itiraf edebilmeleri, bunları da görebilmeleri bazıları hep şanssızlık veya talihsizlik hakeme bağlarlar, başka şeylere bağlarlar. E, bu şekilde bir yorum yapması da hoş bir yorum olmuş. Bence doğru bir yorum olmuş. Çünkü bu iki takım baktığımızda gerçekten e, Türkiye Ligi'nde, Süper Ligi'nde yarışacakları diğer takımlara hem maddi açıdan hem performans açısından hem yetenek açısından hem marka açısından biraz arayı açtılar diye düşünüyorum. Ama bunlar sadece senin kendi ligindeki maçları kazanmakla kalmamalı. Bunun üzerine basa basa, basa bir kez daha bundan bir kez daha bahsetmek istiyorum Ceyda. Avrupa'da iş yapabilmeleri önemli. Yani böyle bir kadro baktığında müthiş bir kadro diyorsun. Buradan umarım sakatlık, kaza, bela olmaz. Çünkü taşlar hepsi ayrı ayrı. Biraz önce söylediğim gibi. Herkesin hayranlıkla izlediği ayrı bir isim var. Eskiden böyle bir şey olmazdı. Mesela geçen senenin maçlarını e, izleyeceğim zaman kadroya bak ya Ferdi yoksa bugün Fenerbahçe'nin işi zor ya. Nasıl kazanacak? Zar zor kazanır, kazanır ama kazanır. Bugün öyle bir şey demiyorsun. Kimi çıkarırsan çıkar kadrodan veya bu oyuncu çok önemli demiyorsun. Herkes tabii Futbolda şu vardır, başrol oyuncularını, skorer oyuncuları sever. Ben diyorum ki Bekacık'u Fenerbahçe için müthiş bir e, katkı sağlıyor. Uçe Hök ikilisi gibi. Yıllar sonra böyle bir şey yakalayabildim. Fred İsmail, olmazsa olmazlardan benim için. Bu dört oyuncu. Ben kaleci acaba mı, o mu, bu mu diyordum. Kaleci de bakıyorum şimdi, büyük takım kalecisi olduğu belli. İyi, yetenekli kaleci, kaleci olduğu belli. Belki önümüzdeki haftalarda büyük kaleci de diyeceğim. Şu anda iyi kaleci olarak belirtiyorum. E, hücum hattına bakıyorsun, daha bu işin Emre Mor'u var, Cengiz'i var, e, Lincoln'u var. Şu anda kadroya bile yazmalı, yetenekli oyuncular. Bunların da katıldığını düşün. Yani Fenerbahçe kadrosunu, profesyonellerin, yönetenlerin işi bozmadan, bu ahenki bozmadan, devre arasında özellikle orta sahaya İsmail'i de güçlendirecek, İsmail'i kesecek demiyorum, İsmail'i de güçlendirecek yedeğe olacak veya bazen İsmail bazen oynayacak. Öyle bir takviye yaparsa Fenerbahçe hem ligde hem Avrupa'da çok büyük işler yapar diyorum. Bir de iddialı bir şey söyleyeyim. Bu Fenerbahçe Süper Lig'de üst üste iki tane maç kaybetmez bu oyun tarzıyla. Hani kaza mutlaka olacak. Kimse kusursuz değil, muhteşem değil. Bir yerde kaybedecekler. Ama bu Fenerbahçe üst üste iki tane maç kaybetmez Ceyda. Bu Fenerbahçe üst üste iki maç kaybetmez diyorsunuz. Tabii bunda Fenerbahçe'nin omurgasının sağlamlığı ve aynı zamanda hücum hattındaki dörtlüsünün de performansının çok büyük payı var. Kim bu isimler? Redince Kotadic, Şimanski ve İrfan Can. Lig ve Avrupa'da 27 gole katkıda bulundu bu dört isim. Bu dört isim arasında da ben İrfan Can Kahveci'ye ayrı bir parantez açmak istiyorum. Siz ne söylersiniz? Kaliteyi arttırdığın sürece Cengiz gelmeden önce nasıl bir İrfan Can vardı? En çok eleştirdiğim oyunculardan biriydi. Foto maç gazetesine Maradona olmuşsun İrfan Can diye yazı yazmıştım. Burada Türkiye İzmir'de statta izledim yürüyüşü, havaları, tarzı bambaşkaydı. Bugün bakıyorum oyun anlamında yapıyor bunları. Zaten Fenerbahçe'ye gelirken İrfan Can bu amaçla transfer edilmişti. Bazen planlama ayrıdır, icraatlar ayrıdır. İrfan Can şu anda icraata döndü. İyi ki Cengiz'i transfer etmişler. Çünkü Cengiz de onunla yarışacak. Cengiz de benim ismim var. Ben Avrupa'dan geldim. Şunu yapıyorum deymeyecek. Olabilmek için, var olabilmek için o da yarışacak. Baktığımızda dün sırıtan, kötü oynayan bir oyuncu var mı Fenerbahçe'de? Haftalardır yok. Hani bazen olur ya takımlarda ya. E, şu, şu oyuncular, şunlar çok iyiydi ya. Ama işte e, orta sahada İsmail çok uf, sırıttı. Bugün kötüydü. Ferdi bugün başarısızdı veya şu Ciku iki tane top ıskaladı, arkaya adam kaçırdı. Artık Fenerbahçe'yi izlerken, tabii biz bugünün futbolunu konuşuyoruz. Üç hafta sonra, beş hafta sonra temenniler ayrı, gerçekler ayrı olacak. Neler yapacak bu Fenerbahçe takım bilmiyorum ama bu kaliteyi görünce ve bu iş daha görünce ve kimse de bir şey yok. Benim ismim bu, ben yıllarca şurada oynadım, ben bunu yaptım. Geçmişiyle yaşayan bir oyuncu yok. Amatör ruhla savaşan oyuncular var. Ceko bakıyorsun gol ararken ee, sol bekten çıkıyor. Korner atışlarında kaleciye en çok destek verenlerden biri. Dönem dönem bazı insanlar da git gel oluyor. Yoruldu. Yaşından dolayı şu oldu bu oldu. O da kendisini ona göre ekonomik kullanmaya çalışıyor. Teknik adam da işi bitirdikten sonra bir sonraki maçı düşünerek oyuncu değişikliklerine gidiyor. Ama girenlerden hiçbiri de performans anlamında ilk 11'i arattıran oyuncu görmüyoruz. O yüzden bunları bu kadar üzerine basarak anlatıyorum. Fenerbahçe'yi belki bugüne kadar en çok eleştirenlerden biriydim. Ama dediğim gibi bugün hak eden bir Fenerbahçe var. Övgüyü hak eden, belki övgüden daha çok e, olayı hak eden bir Fenerbahçe var İşi tabi istikrar çok önemli futbolda ve bütün işlerde dünyada hayatta insan ilişkilerinde de istikrarı devam ettirebilirse bu Fenerbahçe çok iş yapar ve Türk futbolu adına da bizim vizyona geçen sene Galatasaray bunları yapmamış olsaydı Fenerbahçe de belki bunları yapmıyor olacaktı Türk futbolu adına da belki düşe geçecektik yarışmacı olacaksın ne dedim biraz önce İrfan Can'ın performansı Cengiz'de oldu Fenerbahçe'nin bu transferleri bu, par, bu performansı Galatasaray'la oldu yarışmacı sayısını ne kadar çok arttırabilirsen ligin anlam ve önemine veya zevki, zevk seviyesinde o kadar arttırabilirsin. Ben bugün e, son haftalarda Süper Lig'deki maçları izledikten sonra birçok maçı hepsini kat e, kastetmiyorum. Bazı maçlar çok sıkıcı geçiyor ve alt ligin oyuncusuymuş gibi oynayanlar var mantık anlamında ama kafaya oynayanlara baktığımda özellikle 6-7 tane takımı hadi 8 diyelim burada biraz bonkör davranalım izlediğimde ya maçlar bitmesin diyorum. Zevk kalıyor daha çok konuşmak istiyorum. Yani o yüzden e, herkesin malına sahip çıkması lazım. E, taraftara da çok e, iş düşüyor burada. Biraz önce bunları konuştuk yeni açanlar için söylüyorum. Yani Fenerbahçe taraftarında çok büyük etkisi var. Dünkü 3 puanın yarısını Fenerbahçe taraftarına hediye etmek lazım. Şeyde. Peki çok teşekkür ediyoruz Ozan Zeybek. Kıymetli yorumlarınızı değerlendirmeleriniz için ağzınıza sağlık. İyi akşamlar, sevgiler, saygılar.